Merhabalar. Sizlere bugün tez olsun, makale olsun, kitap olsun bu tür çalışmalarda alıntılama yönteminin nasıl yapılması gerektiği hakkında kısa bir bilgilendirme videosu hazırlamak istedim. Özellikle lisans öğrencileri veya ilk defa bir akademik çalışma yapan yüksek lisans doktora öğrencileri için faydalı olacağını düşündüğüm bir video olacak. Bu videoyu da hazırlamadan önce YouTube'da bir araştırma yaptım. Ve bu alıntının nasıl yapılacağına dair herhangi bir videoya denk gelmedim. Umarım faydalı bir paylaşım olur. Hemen konuya geçecek olursak arkadaşlar, örnek bir metin açalım isterseniz. Şuradan şunu da kapatalım. Evet. Diyelim ki arkadaşlar, sizler de katılım bankacılığı üzerine bir çalışma yapıyorsunuz ve elinizde böyle bir kitap var. Ve bu kitaptan alıntı yapmak istiyorsunuz ya da bazı yerleri kullanmak istiyorsunuz. Peki alıntılamayı nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle kitabın içine doğru girerekten konuya başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar, iki türlü alıntılama yöntemi vardır. Bunlardan birincisi dipnot şeklinde, şuradaki gördüğünüz gibi. Diğeri ise parantez içerisinde. Parantez içi şöyle bir şey arkadaşlar. Diyelim ki suyun bazı durumlarda 95 derecede kaynadığını ispat etmişlerdir. Şimdi böyle bir cümle kurdunuz. Yani bunda bir referansa dayanaraktan daha önce yapılan bir çalışma olabilir, deney olabilir, rapor olabilir. Buna dayandıraraktan böyle bir cümle kurdunuz ve bunu kaynak göstertiyorsunuz parantez içi yöntemiyle. Diyelim ki bunu yapan da Mehmet Özdilek olsun. Özdilek. Sayfa numarası da 35 olsun. Şeklinde göstertebiliyorsunuz. Burada bir sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. Soru ortaya çıkıyor. Peki biz dipnot şeklinde mi göstersek daha iyi olur yoksa parantez içinde mi gösterirsek daha iyi olur gibisinden. Burada arkadaşlar iki şey söyleyebilirim size. Birincisi, çalışmayı hazırladığınız yer size tez yazım ya da çalışmayı nasıl yazacağınıza dair bir kılavuz belirtmesi gerekiyor. Eğer böyle bir kılavuz varsa, ellerinde mevcutsa o kılavuza uygun bir çalışma yapmanız şart arkadaşlar. Örnek olarak varsayalım ki Kırıkkale Üniversitesi öğrencisisiniz. Ve bir tez yazıyorsunuz. Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir tez yazıyorsunuz. Hemen Kırıkkale Üniversitesi tez yazım kılavuzu yazdığınız zaman direkt zaten çıkıyor karşınıza internette. Buradan ilgili kılavuzu indirip ne yapmanız gerektiğinizi A'dan Z'ye öğrenebilirsiniz. Ve bunun içerisinde de bir yerde dipnot gösterme şeklini veya parantez içerisinde kaynakça gösterme şekli konusunda mutlaka atıf bulacaksınızdır arkadaşlar. Sizler de bu atıflardan yararlanarak kendi sisteminizi, kendi dipnot gösterme şeklinizi oluşturmanız gerekiyor. Tavsiye olarak da şunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Eğer özgün bir metin çalışıyorsanız, yani kitap gibi herhangi bir kılavuza, yazım kılavuzuna, şekil şartına bağlı değilseniz, bence dipnot olarak kaynak göstermeniz gayet mantıklı. Çünkü dipnotun birçok avantajı bulunmakta. İlk çalışmalarını hazırlayan arkadaşlar için dipnot bence en uygun seçim olacaktır. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz. Alıntı yaparken iki türlü yazı çeşidi kullanılıyor. Bunlardan birincisi, yani yazı çeşidi derken Times romanmış ya da farklı yazı formatları şeklinde algılamayın. Birincisi düz bir şekilde yazılan, yani şuradaki metinde gördüğünüz gibi. İkincisi ise italik yazılar. İtalik yazılar arkadaşlar, şu an ben burada bulamadım ama. Bakalım yukarılara doğru çıkabilir.
Evet. Mesela gördüğünüz gibi bir kısmı düz, bir kısmı italik. Şimdi arkadaşlar, italik şu demektir. Aldığınız metin tamamen kaynak refere ettiğiniz yerden tamamen aynıdır. Bu manaya geliyor. Yani örneğin işte şu cümleyi aldınız ve kendi çalışmanızda kullanmak istiyorsunuz. Bunu kopyala yapıştır şeklinde yaparsanız, yani birebir aynı metni kullanırsanız mutlaka italik yapmak zorundasınız. Veya italik yapmazsanız da tırnak içerisine alıp bu parçayı, bu kısmı başka bir yerden aldığınızı belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bazı arkadaşlar metni olduğu gibi alıp şöyle tırnak içinde göstermeden veya italik göstermeden sanki metne müdahale etmiş gibi bir yazı şekli geliştiriyorlar, yapıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Sonuçta emek harcıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Yarın bir gün başınızın ağrımasını istemiyorsanız mutlaka kurallar çerçevesinde hazırlayıp çalışmanızı bitirmenizi size tavsiye ederim. Diğer şekil ise arkadaşlar gördüğünüz gibi düz bir yazı şeklinde. Bunu da şöyle başka bir örneğe geçelim isterseniz. Şöyle şunu alalım mesela. Şöyle bir cümle aldınız, paragraf aldınız ve bunu kendi çalışmanızda kullanmak istiyorsunuz. Bu cümlenin orijinal hali. Şöyle orijinal yazayım. Orijinal. Daha önce de dediğim gibi bunu olduğu gibi kullanacaksanız italik yazmanız veya tırnak içine almanız gerekiyor. Ama şu şekilde bir şey de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki bu uygulama İran'daki bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir gibi bir cümle var. Siz bunu şu şekilde yapabiliyorsunuz. İran'daki bankalar Selam. Konu başlığı Selam'dı bu arada arkadaşlar. Uygulamasını gerçekleştirmektedir. Ya da yüklemi de değiştirelim. Kullanmaktadır. Şu kısmı görmezsek eğer arkadaşlar, şöyle şurayı da silelim. Şu orijinal cümle, bu ise bizim oluşturduğumuz cümle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, en azından özne yüklem olarak bir değişim söz konusu. Yani buraya biz kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi, kendi tespitlerimizi de yazabilirdik. Kaynağa dayanak göstererekten. Bu şekilde yazdığımızda italik veya tırnak içine almamız gerekmiyor. Formata normal yazıymış gibi yazıp sonuna dipnot eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Dipnot derken, yani dipnot üzerinden anlattığım için söylüyorum. Eğer parantez içiyse kaynak gösterme şekliniz, parantez içine yazmanız gerekecek. Şuradan Kutval Yunus, pardon, Likkaya Kutval. Evet. Bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu iki ayrıma dikkat etmeniz gerekiyor ve alıntı yaptığınız yerlerde mutlaka yazar olarak bir müdahalede bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa düz bir şekilde yazamıyorsunuz. Mutlaka italik veya tırnak içinde yazmanız gerekiyor. Diğer bir önemli konu ise arkadaşlar, varsayalım şu paragrafı kullanacaksınız. Yani bu paragrafı beğendiniz. Kopyaladınız. Hatta kopyalamıyorsunuz, pardon. Bu paragrafı okudunuz, anladınız ve kendiniz de değiştirerekten, yani ikinci durumda şuradaki gibi kendiniz de değiştirerekten bir şeyler yazdınız. Şöyle vaktim olmadığı için araya bir şeyler eklemiş gibi varsayın. Aralara bir şeyler ekleyerekten cümleyi değiştirdiniz. Öznesini, yüklemini ya da anladığınızı, kendi hipotezlerinizi öne sürerekten farklı bir paragraf oluşturdunuz arkadaşlar kısaca. Ama bir bakıyorsunuz ki sizin alıntı yaptığınız kişi, yazarlar, onlar da başka birine alıntı yapmış. Kimden? İshak Emin Aktepe'den alıntı yapmışlar. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir kurnazlığa kaçmıyoruz. Yani ya nasıl olsa ben cümleyi değiştirdim. İshak Emin Aktepe'nin kitabında da buna benzer bir şeyler mutlaka yazıyordur.
Ben hiç o kaynağı açıp bakmadan, ilgili kısmı okumadan ben direkt İshak Emin Aktepe'yi göstertem, şöyle dipnot diyeyim, göstertem bir kaynak yapayım şeklinde bir uygulama yanlıştır arkadaşlar. Böyle bir şey yapamıyoruz. Böyle bir gösterim yanlıştır. Çünkü neden diyeceksiniz? Diyelim ki bu metni yazarken, bu paragrafı oluştururken yazar, yani metni oluşturan kişi de hata yaptı veya işte o da bir uyanıklığa kaçıp hiç olmayan bir kitabı veya yazar var, kitap var ama yazarın ve kitabın hiç bahsetmediği bir cümleyi kendi kafasında oluşturup onu kaynak gösterdi. Siz de bu cümleyi alıp aynı yazara atıfta bulunduğunuz için bir önceki yazarın yaptığı uyanıkla ortak olmuş oluyorsunuz ve bu şekilde ileride çıkacak sorunlarda mesuliyet eşit bir şekilde paylaşılmış oluyor arkadaşlar. Yani şunu diyemiyorsunuz, ben işte Yunus ve Mehmet Hoca'nın kitaplarından bunu almıştım, bu kısmı. Onlar da şu kişiye atıfta göstermişlerdi. Ben de onların atıfta bulunduğu kişilere atıfta bulundum şeklinde bir yaklaşım yapamıyoruz arkadaşlar. Bu bizi mesuliyetten kurtarmıyor. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarda mutlaka mutlaka ya birincil kaynaklara ulaşmamız gerekiyor. Mesela Aktepe İshak Emin, bu hocamızın kitabına ulaşıp ilgili bölümü okuyup ona göre atıfta bulunmamız gerekiyor. Veya diyelim ki ulaşamadık. O zaman alıntıyı yaptığımız yazarların ismini belirtmemiz gerekiyor. Diğer bir husus ise arkadaşlar, internet kaynakları. İnternet kaynaklarında, evet şöyle gösterdim. İnternet kaynaklarında en çok dikkat etmemiz gereken şey erişim tarihinin yazılması. Yani ilgili veriyi hangi zamanda çektiyseniz o günün tarihini atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve internet kaynağında da iki türlü gösterim söz konusu. Birisi kısa gösterim, diğeri ise uzun gösterim. Önümüzdeki örnek uzun gösterim şeklinde arkadaşlar. Böyle bir gösterimin amacı şu. Yani muhtemelen ben burada Servet Bayındır'ın çalışmasından bir metin bölümü aldığım için bu şekilde uzun gösterim yapmak zorunda hissetmişim kendimi. Ve linki olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmışım arkadaşlar. Fakat diyelim ki metin değil de veri çekiyorsunuz internet üzerinden. Yani veri derken Merkez Bankası olur, BDDK olur, başka bir site olabilir. Ha, mesela şurada iifm.net'ten bunların veri tabanını kullanarak tarafımızda, yani ben bir tablo, bir grafik oluşturmuşum arkadaşlar. Böyle durumlarda uzun adres yazmanıza gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi www.iifm.net yazmışım. Veri tabanından verileri alıp düzenleyip kendim bir grafik oluşturmuşum arkadaşlar. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Grafik ve şekillerde grafiğin ve şeklin altına numaralandırma yapılır. Tablolarda ise tablonun üstüne yapılır arkadaşlar. Burada gördüğünüz mesela grafik 2 Global Scope ihracı demiş ve grafiğin altına gerekli açıklamayı, başlığı koymuşum. Siz mesela şöyle bir şey yapamazdınız. Bunu kopyalayıp üste yapıştırıp yapamazdınız. Çünkü grafik ve şekillerde isimlerin altta olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada da gördüğünüz gibi yine altta. Başka örnek olarak gösterebileceğiniz. Ha, mesela tabloda gördüğünüz gibi üstte isim yazılmış durumda arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca önemli bir nokta ise hazırladığınız tabloları bizatihi kendinizin oluşturması. Yani diyelim ki siz şu tabloyu kullanmak istiyorsunuz veya grafiği. Bunun print script yapıp fotoğrafını çekip o fotoğrafı kendi çalışmanıza olabildiği kadar koymayın arkadaşlar.
Gerekirse yanınızda bu işlerden anlayan birinden yardım alaraktan tabloyu bizatihi kendiniz, yani şu şekilde örnek olarak gösterdim. Ekle tasarım tablo. Mesela şöyle bir tablo oluşturun ve verileri tek tek girin. Mesela 1, 2, 3, 4 diye 1, 2, 3, 4, İran. Başka ne vardı? Finansal, pardon, ülke diyoruz buraya. Ülke. Vesaire işte İran, Malezya şeklinde tabloyu kendiniz oluşturun arkadaşlar. Bu çok önemli. Ayrıca hazırladığınız tablo ve grafiklerde cinsler çok önemli arkadaşlar. Cins derken şunu kastediyorum. Mesela burada 465.575 var. Bu dolar mı, lira mı, euro mu yoksa başka bir para birimi mi? Bunu belirtmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben burada dolar demişim. Veya hangi yıla ait? Bu tablo hangi yıla ait bir veri? Bunu da belirtmeniz gerekiyor. Ve bu milyon mu, milyar mı? Ölçü birimini de mutlaka açık bir şekilde göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir tablo hazırlamazsanız yaptığınız tablonun hiçbir manası kalmaz. Çünkü düşünün, şu veriler olmazsa ben bu tabloyu önüme koyduğum zaman neyi inceleyeceğim? Hangi yılı inceliyorum? 1960 yılını mı, 1970 yılını mı, 2015 yılını mı? Yani böyle bir tarih sınırlaması çizmezsek bu tablonun hiçbir manası kalmaz. Eğer para cinsinden değerinin ne olduğunu tam olarak bilmezsem bu tablonun hiçbir manası kalmaz arkadaşlar. Bu nedenle bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Başka? Son olarak arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Son olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kaynakçayı göstertirken makalelerde sayfa numaralarını, yani sayfa aralığını yazmanız gerekiyor. Yani bu şu manaya gelmiyor arkadaşlar. İşte Osman Nuri Aras ve Mustafa Öztürk hocamızın makalesinden 167 ve 179. sayfalardan alıntı yaptım manasına gelmiyor. Bu şu manaya geliyor arkadaşlar. Yani iki hocamızın yazdığı makale 167'de, ya ilgili dergi hangisiymiş? Ekonomi Bilimleri dergisinin 167 ve 179. sayfaları aralığında anlamına geliyor. Sizler de eğer makale alıntısı yapıyorsanız sayfa aralıklarını da yazmanız gerekiyor. Ya bu mesela 10 olabilir, 100 olabilir, neyse, makalenin başladığı sayfayla bittiği sayfayı belirtmeniz gerekiyor. Bunun haricinde arkadaşlar internet kaynaklarına ayrı ve dergi, kitap, tez gibi kaynakları ayrı göstermeniz sizler için yararlı, faydalı olacaktır. Son olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bir çalışma yapıyorsanız onunla emek harcıyorsunuzdur. Ve bu emeğin başkası tarafından hiçe sayılıp hakkınıza girilmesini istemezsiniz. Sizler de çalıştığınız, yaptığınız çalışmalarda eminim aynen bu şekilde hissediyorsunuzdur. Bu nedenle emek hırsızlığına başvurmadan yaptığınız çalışmayı, oluşturduğunuz metni bir tık öteye, yani bir, az bir şey daha bir gayretle kuralla ve hakka uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu konuda arkadaşlarımızın çok hassasiyetli davranması gerektiğini inanıyorum. Çünkü bunu, bu konu üzerinde yaşanan birçok sıkıntıya internet ortamında olsun veya işte akademik camiada olsun birçok kez tanık oldum ve daha sonra insanların başının yandığını gördüm. Sizler de başınızın yanmasını istemiyorsanız, emek hırsızlığı yapmak istemiyorsanız mutlaka alıntı kurallarına uyun. Hepinize teşekkür ederim.